36. sorumuzun cevabına baktığımızda aşağıdaki hangisi bitki fungal hastalıkların tahmin uyarı metodu esasında alınan kriter değildir? 36. sorumuzun cevabı C şık olacaktır. Etkili sıcaklıklar toplamıdır. Bunun nedenini kitabımızda görebilirsiniz. 37. soruya bakalım. Başlıca hangisi bir entomopatojendir? Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Verticillium leishani olacaktır. Sorumuzun cevabı. 38'e bakalım. Toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesine aşağıdaki hangisi önerilmez diyor arkadaşlar. Salma sunama tabii ki önerilmez. Diğer yöntemler zaten toprak kökenli fungal patojenler mücadelesinde uygulanan yöntemlerdir. Cevabımız değişik olacaktır. Evet, 39'a geçelim. Elma pamuklu bitinde hassas elma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sorumuzun cevabı yerli bir çeşit olan Amasya misketidir. O yüzden C şıkkıdır. 40. soruya baktığımızda aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin hangisi sentetik piretroid sınıfında yer almaz? Bunu artık ezbere biliyoruz. Geçen yıllarda çıkan bir soruydu. Klorpirifos etil doğru cevabımız bu olacaktır. 41. soruya bakalım. Bordo bulamacı hangi hastalığın mücadelesinde önerilmez diye gelen olumsuz bir soru daha var. Şimdi bordo bulamacını biz nerelerde kullanıyorduk? Elmada kara lekede kullanıyorduk. Bağda ölü kolda kullanıyorduk. Kayısı yaprak delende kullanıyorduk. Ama çiçek molyasında böyle bir bordo bulamacı karışımı kullanmıyoruz. O yüzden cevabımız D olacaktır. 42. sorumuzun cevabına bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir bitki koruma ürünü aktif maddesinin keşfedilip kullanıma sunulmasının sebeplerinden değildir? 42. sorumuzun cevabını incelediğimizde doğru cevabın B şıkkı olduğunu göreceğiz. Bitki koruma ürünü kullanımını azaltmak olacaktır cevabımız. 43. soruya bakalım. Aşağıdaki türlerden hangisi bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesine kullanılan bir fungustur? Trakoderma harzanium cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Çok sık kullanılan hastalıkların biyolojik mücadelesine kullanılan bir fungus olan Trichoderma harzaniumdur. 44. Mısır bitkisinin tüm toprak üstü organlarında büyük vur benzeri yapılan oluşmasının neden olan asıl dikmenin aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun cevabını da bilmek gerçekten zor çünkü hepsi Latince verilmiş olan cevaplardır. 44. sorunun doğru cevabı Ustilago maidis olacaktır. Ustilago maidis ile ilgili ayrıntılı bilgileri kitabımızda bulabilirsiniz. Gıda maddelerinde gelişen fungusların ürettikleri ve sıcaklanlara toksik etki yapan kimyasal maddeler ne ad verilir? Mikotoksin olacaktır bu sorumuzun cevabı. Mikotoksik etki ile birlikte gıda maddelerinde gelişen fungusların ürettikleri ve sıcaklanlara toksik etki yapan madde mikotoksik maddedir. 46. soruya baktığımızda bitki suyunu emerek galgur ve pas rengi oluşumu neden olan çift bacaklı akar türleri hangi familya içinde yer almaktadır diye incelediğimizde yine yanıltmacalı bir soru. 46. sorunun cevabı Eriopida olacaktır. Nedenlerini kitabımızda görebilirsiniz. 47. soruya baktığımızda aşağıdakiler hangisi virüs hastalıklarının bitkiden bitkiye bulaşmasında rol oynayan etmenlerden biri değildir? 47. sorunun cevabı arkadaşlar fitoplazmalar olacaktır. 48. sorunun cevabı Bacillus thuringiensis'in böceklere en etki şekli aşağıdakiler hangisidir diye sorulmuş. Mide zehri üzerine etkilidir. Bacillus thuringiensis arkadaşlar. 49. soruya baktığımızda aşağıdaki yabancı otlar hangisi tam parazit bir bitkidir? Tam parazit bitki olarak Orobanche ramarosa'yı görmekteyiz. Orobanche ramarosa bir canavar otu olarak geçmektedir. Orobanche bütün bitkilerin üstünü kaplar ve öz suyuyla direkt beslenir. Tam bir parazittir. Orobanche ramosa. Doğru cevabımız değişiktir. 50. soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdaki fungüsler hangisi Rhizoctonia solanica karşı spesifik etkilidir diye sorulmuştu bu soru. Bu sorunun cevabı da B şıkkı olacaktır. Pensicron spesifik etkilidir. Evet, sorumuzun cevabı bu. Sorularımız bitti arkadaşlar. Ayrıntıları kitabımızda yorumlarıyla birlikte.